bu da çok net söyledi yani. Evet. 2020'de bu işi çözeceğiz diye. Aile yardımı, bu memurlara verilen aile yardımı, eş ve çocuk paraları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir genelge yayınlıyor. 6 Ocak'ta yayınladı bu genelgeyi. Bir kas sayı belirliyor. O kas sayıyla çarptığınız zaman eş için Aralık'ta 295 lira olan para 332 liraya çıktı. Çocuk paraları da 69'dan 73'e, 6 yaş üstünde de 36 liraya çıktı. Yani iki çocuklu eşi çalışmayan bir memur her ay 478 lira 6 kuruş alacak maaşıyla birlikte. Onu da verelim. Emekliler istedim. Şu anda bizi seyredenler evet. Merak ediyorlar maaş takvimi. Beni görünce zaten bir emekli haberi bekliyorlar. Tabii. Ama zamlar oldu biliyorsunuz. SSK ve Bağkur emeklileri 6.50 zam alacak, 49 da diyebiliriz. Tamam. Memurlar da memur emeklileri de 5.50 zam alacaklar. Peki ne zaman alacaklar bu paraları? Onların takvimini çıkarttılar arkadaşlar. Biliyorsunuz emekli maaşları sizin bu tahsis numaranızın son rakamına göre ödeniyor. 17 Ocak'ta başlayacak. 9, 7, 5, 3, 1, 17, 18, 19, 20, 21 Ocak'ta devam edecek. 26 Ocak'ta 0 olanlar alacak. Bağkurlular da 25 Ocak'ta başlayacak. 28 Ocak'a kadar alacak. Memurlar 15 Ocak'ta alacak. Numaraları biliyorlar mı? Kendilerini biliyor mu bu bahsettikleri? Kendi numaralarını biliyorlardı. Biliyorlar evet. Evet. Bu takvimden haberleri daha önce var mıydı? Varsa emeklinin vardır ama olmayanlar için biz de söyleyelim. Memur emeklileri şunu merak ediyor olabilir. Onlar ayın 1 ile 5 arasında maaştan aldılar, zamsız aldılar. Onların zamları Çalışma Bakanlığı'nın ilan edeceği bir takvimle yatırılacak. Bir şey daha söyleyeyim. Memurlarda 1 Ocak ile 14 Ocak arasındaki farkı maaştan da görecekler. Yani çok 15'inde maaş alıyorlar. O fark da az önce bahsettiğim genelgeyle yayınlandı. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları bütün gazetelerde de var. Enflasyon faiz tek haneyi görecek. Onun da altını evet, çizdi. Tabii. Yani bunun için hazırlıkları tamam. Dengelenme süreci bitti. Artık meyveleri toplayacağız. Onun için diyorum 2020'de ne hesap yapıyorsanız yeniden yapın. Ya da daha önce. Heh. Ticari, istihbari ve siyasi ne hesabınız varsa, neyi hedeflediyseniz, neyin algısını oluşturmaya çalışıyor idiyseniz gerçeğin evet. dışında. Bakın 2019 yılın başında çıktı birileri, dinledik, okuduk. Buraya ulaşamazsınız, bunu yapamazsınız, şunu yapamazsınız. Dünya Bankası'nı dün konuştuk. Yani. Çok şaşırdık diyor Dünya Bankası. Daha çok şaşıracaksınız. Var. Evet. Bütün gazeteler hatta akşamın manşeti olmuş akşam gazetesi. Çok şaşırmışlar değil mi? Evet. Daha çok şaşıracaksınız 2020'de. Şimdi 2020'nin başında da bahsettiğiniz kişiler gene bahsediyor. Bunlara ulaşamayız, %5'i bulamayız, cari fazla. 50 milyar dolar cari açıktan şu anda cari fazlaya geldik yani. Düşünün bunlar kolay işler değil. Ticari, siyasi, istihbari sebeplerle rakamları yamultanlar ya da isteklerini sanki gerçekmiş gibi anlatanlar var. Evet ama onların da hesapları değişti. Artış yaşandı. %4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu %4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı. İşte fişler toplanıyordu vesaire. Ama bunu bir standarta bağladı sistem ve emeklilerimize maaşlarına göre %5 ya da %4 olarak ek ödeme ödeniyor. Bu ek ödeme ödendikten sonra net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. Çünkü zamlarda net maaşa yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-Devlet'ten emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-Devlet kullanmıyorlarsa Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. Bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve %5 alanların sayısı
daha da artacak. Tabii bu ek ödemen, bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye Emekliler Derneği'nde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa bu sefer %8 ve %10 şeklinde ek ödemeler de ödenebilecek. Ama şu anki oranlar %5 ve 4. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1071 küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakam da 5300 lira, ona da 215 lira küsür. Küsuratı da var kuruşu. Ek ödeme ödeniyor. Peki Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Onun detayları nelerdir hocam? Şimdi Temmuz ayında da emeklilerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadarki enflasyon rakamı kadar, yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii net maaş arttığı zaman, zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da sizden alabilir miyiz? Bu biliyorsunuz Mart ayı vergi ayı, hem kira geliri elde edenler beyanname dönemi başladı, 25'ine kadar verecekler. Ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik, en az 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir gelir olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım, emeklilerimiz bunu da öğrensinler. Eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Tabii, müracaat noktalarının belediye olduğunu belirtelim. Doğru, değil mi? Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet, ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, canlı yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 oranındaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi, memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, emeklilerin netleşti. Maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz, onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk, yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları 6, ilgilendiren 9. O oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Tabii onu söyleyecektim. Yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu, özellikle Aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon. Yani Temmuz'dan Aralık'a kadar o da 6,49 oldu. Söylediğiniz gibi 6,49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1,49'luk fark alacaklar. Yani 5,49'da memur ve memur emeklileri. Memur ve memur emeklilerinin... Evet, 5,50 diyebiliriz ona. 5,50 diyebiliriz. Yani evet. 5,5 oranında memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri de 6,49 oranında zam alacak. Bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? En düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz doğru de paylaşıyordunuz. Biz Erkan genelde bunu 6,30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6,30 olacağını ama 6,49 oldu. Bir tık daha yukarıdı. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç
rakamı da sizle paylaşayım. Haber müdürünü ağırlamanın biz de konforunu yaşıyoruz.